Arkadaşlar merhaba, ben Üçlü Hoca. Kamp Hedefim 4'ten herkese selam hocam. Bugün 4. gün. 1. gün ne yaptık arkadaşlar? 1. gün 150 maddeli edebiyat genel tekrar yaptık. 2. gün ne yaptık? Hiç üşenmedik. Eser, yazar, kahraman yaptık. O da çok iyiydi. 3. gün yine üşenmek yok. Yazarlar ve ünvanları 40 kere anlatırız hocam. Yeter ki siz bir şeyler kapın. Yeter ki siz netlerinizi yükseltin. Yeter ki hedef 24'ü gerçekleştirelim hocam. Bugün 4. gündeyiz. Ne yapacağız hocam 4. günde? Tabii ki bazı kavramları konuşacağız ama çok çok önemli. Hatta bazı önemli kavramlar diyelim de tam olsun. Neler onlar hocam? Gelin isterseniz satır satır konuşalım. Evet, yukarıda yazıyor. Kamp Hedef 24. 4. gün. Aman yarabbim. Büyük heyecan. Başlıyoruz hocam. Neler var hemen bir görelim. Bilinç akışı. Bismillah dedik. Yıldızımızı koyduk hocam. Bilinç akışı mutlak bir yerlerde gelir arkadaşlar. Aman dikkat. Nedir bu? Ya bilinç de bilinç. Düşünce, duyguyu, her şeyin yer aldığı şey işte. Bilinç. Bilinç. Ha tamam. Bilinç akışı. Duygu ve düşüncelerin böyle gidip gelmesi. Ha tamam. Duygu ve düşünce değişimlerinin aktarılması. Tamam hocam. Şimdi oldu. Bilinç akışı bu. Adı üzerinde bir akış olacak, bir süreklilik olacak, hızlı değişimler olacak. Aman dikkat burada. Yani kahramanların iç dünyalarında arkadaşlar hızlı değişimler ne yapılacak? Aktarılacak bizlere. Buna bilinç akışı diyeceğiz. Cebinizde lütfen kalsın. Bunu nasıl fark ederiz? Nereden anlarız? Bir eseri okurken arkadaşlar kafa böyle bir gidip geliyorsa, mesela tutulamayanlarda çok vardır bu. Lan ne oluyor dersin ya, bir anda bu adam ne düşünüyor? Yani bir anda Selim Işık'ı takip edersin, alakasız bir karakter çıkar, bir anda karşına Turgut Özben'e dönüşür. Turgut Özben'den Oldrick falan fistan. Yani müthiştir. Postmodern romanlarda bunu çok sık görürsünüz arkadaşlar. Bir 10-15 sayfa ne okuduğunu anlamazsınız, ne okuduğunuzu. İşte o noktada bilinç akışı kendini göstermiş demektir. Hızlı değişimler olur, bir anda gidiş gelişler olur. Tam böyle ciddi bir roman okuru değilseniz orada yandınız hocam, kafalar gider. Geldik diyalog tekniğine. Aslında bu bir teknikten öte kullandığımız bir şey canım. Hepimiz yapabiliriz bunu değil mi? Bilinç akışı biraz zorlar. Postmodernistlere has bir şeydir ama diyalog tekniği bildiğiniz karşılıklı konuşmaların yer alması. Hemen hemen bütün romanlarda, hikayelerde karşılıklı konuşmalar yer alır. Ne olur biraz daha böyle akışkanlığı da sağlar eserde. Biraz daha böyle karakterleri, kahramanları, tipleri tanımanız da sağlar. Diyalog tekniği o anlamda çok kullanılan bir tekniktir. Evet, geriye dönüş tekniği arkadaşlar. Geriye dönüş tekniği de zaten kronolojik, akronolojik zaman muhabbetiyle çok rahat hatırlayacaksınız. Nasıl yani hocam? Kronolojik bir sıra vardır. Yani şu gün şu oldu, sonra bu oldu, sonra bu oldu. 1950, 51, 52 falan. Bir anda bir geriye dönüş olur. Yani olaylar devam ederken zamansal olarak geriye gider. Bir çocukluğuna iner falan. Eski durumları anlatır. Tekrar döner, evet devam eder adam yetişkin haline, mesleğine vesairesine. Tamam. Geriye dönüş tekniğinden kastımız budur. Yani zaman zaman geriye gidişler, zamansal gidişler dikkat çekecek arkadaşlar. Leitmotiv, aman dikkat. Leitmotiv tekniği. Üçgen gelsin hocam bu seferde. Evet. Leitmotiv nedir hocam? Eserin belli yerlerinde kalıp ifadelerin, özellikle sözlü ifadelerin, tabi davranışlar da buna giriyor ama özellikle kalıp ifadelerin tekrarı durumudur. Mesela vatan yavrusu listede Abdullah Çavuş'un sürekli kıyamet mi kopar ifadesi ya da haydi biraz daha bana hitap edecek hocam. Yalnızız romanda sürekli çay iç vurgusunun geçmesi. Benim derslerimde de sürekli olarak çayımızı yudumlayalım dememiz gibi. Arkanıza yaslanın demem gibi. Neyin peşindesin demem gibi bir şey. Bir davranışın ama özellikle de sözlerin arkadaşlar, kalıp ifadelerin, basma kalıp ifadelerin artık sürekli tekrarına leitmotiv diyoruz. Hatırlayacaksınız ben bunu sizlere lokomotif olarak söylemiştim arkadaşlar. Lokomotif olarak aklınızda kalsın demiştim. Şu ilk baştaki lokomotif olsun. Tekerler mekerler gidiyor böyle. Hani trenin belli bir rayı vardır hocam. Eyvallah. O ray etrafında sürekli döner değil mi? Aynı yerde döner durur. Başka bir kulvarda yer almaz. Yani sürekli tekrar eder lokomotif. Lokomotif, leitmotiv. Lokomotif, leitmotiv vurguları eminim aklınızda kalıcı kılmıştır. Yani trenin, lokomotifin sürekli aynı yeri tekrar etmesi leitmotivde de davranış veya söz tekrarı. Bence tamam hocam. Geldik iç çözümleme tekniğine arkadaşlar. İç çözümleme tekniğinde özellikle ruhsal betimlemelerin dikkat çekiyor olması önemli. Kahramanın duygu ve düşünceleri aktarılacak ama bilinç akışına gitmesin. Bilinç akışında biraz daha böyle hızlı duygu ve düşünce değişimleri varken burada bayağı bildiğin ruhsal betimleme yapıyor. Yani bir kişinin işte inatçıdır, hırslıdır, azimlidir, bilmem nedir tarzındaki tasvirleri iç çözümleme tekniğidir. İç çözümleme tekniğinin örneğidir. Çözümleme demek tahlil etmek demek. Yani bir anlamda karşı tarafı böyle tahlil edersiniz. Şu var, bu var ama ruhsal noktada iç vurgusu da zaten tam da orada kendini gösteriyor. Verecek hocam. Tamam, cebinizde kalsın. Peki özetleme tekniği nedir hocam? Özetleme tekniğinde ise adam olaylar başlar. Yazar bir anda böyle bir karakteri özetler. İşte Ahmet bilmem ne. Şurada şu görevi yapmaktadır. Ailesi de şurada yaşamaktadır.
Şu şöyledir, bu böyledir. Hayata bakış açısı öyledir. Şöyle şöyle şunları yapmıştır falan. Anlatır. Yani bir anda özete girer. Sen orada tamam dersin, ben Ahmet bilmem neyi tanıdım. Sonra geçer başka bir Emine bilmem neye geçer. Bir yaban romanı gibi oldu bu. Emine'ye geçer, onu anlatır falan fistan. Tamamdır. Yani karakterleri özellikle arkadaşlar, olayları da tabii ki ama özellikle karakterleri böyle bir kısaca verme, her şeyle genel olarak anlatma durumu, özetleme tekniği olarak geçecek. Uyuma yalnız, uyuyorsun. Ey peşindeyiz ya, uyuma ya. Haydi bir toparlanacağım. Kamp hedef 24 dedik, boşa demedik. Boşa demedik, aman dikkat, bu bilgileri cebe koymalısın. Devam başka var mı hocam? Olmaz olur mu, daha sayfa üstüne sayfa gelecek. Gösterme tekniği arkadaşlar, aman dikkat. Sahneleme tekniği, artık nasıl bir şekil vereceğimi, yapacağımı düşünüyorum. Evet, böyle güzel oldu. Anlatıcı okuyucu ile eser arasında girmeden anlatır arkadaşlar. Yani yazarı çok hissetmezsiniz. Olay devam eder, kahramanlar devam eder. Çok böyle yazarın olayın içerisine girip çekilin bakayım falan dediğini. Yani Ahmet Mithat vari, Ahmet Mithat efendi vari bir görüntü görmezsiniz. Tazimat 1 ya da 2'de de var, dönemine benzer şeyler görmezsiniz. Biraz daha böyle Servet Fiyon'daki Halit Ziyan eserleri mantığıdır bu. Direkt olarak olayı aktarır, hiç araya girmez. Buna gösterme tekniği. Ya ben size gösterdim işte, bakın ha, oku bakalım bunu dersin ya, ben çıktım. Hadi ben aradan çıktım, bunu devam et gibi gibi bir şey bu, tamam. Çok fazla böyle ön plana çıkmamak. Güzel. İç monolog, aman dikkat. İç monolog yöntemi, bir işaretle onu belirgin kılalım, güzel. Kahramanın duygu ve düşüncelerinin kendi ağızlarından anlatılması, aktarılması, tamam. Duygu ve düşüncelerini yazar anlatıyorsa, böyle betimleme bazlı anlatıyorsa artık o tasvire gidecek. Ruhsal betimlemeye gidecek, onunla hiç işimiz yok. İç çözümleme diyeceğiz ona, iç çözümleme. Ama iç monolog, yani böyle kendi kendine, kendi ağzından aktarım durumu söz konusu. Tamam, aman dikkat. Geldik pastişe hocam. Pastiş, parodi, bilmem ne daha onlarca şey, pastiş. Bir sanatçının üslubuna, özellikle üslubuna öykünme, onu taklit etme. Eskiden biliyorsunuz divan edebiyatında neler vardı? O öyle yazılmaz, böyle yazılır denen kavram neydi? Harika. Cevap geldi sanki. Duyuyor gibiyim. Yorumları şimdiden okuyor gibiyim hocam. Böyle nazire dediğimiz bir şey vardı ya, nazire. Yani hocam nazire yapmak. Hani öyle yazılmaz, böyle yazılır. Dur bakalım. Sen bir çekil bakayım kenara. Çek. Çekil çekil çekil, ben yapacağım. Demek aslında bu, tamam. Nazire. Pastişin tam karşılığı, eskiden pastiş yerine o ifade kullanılmış. Tabii postmodernistler biraz daha böyle pastiş kavramını öne atınca da bu yer etmiş. Sanatçının, başka bir sanatçının üslubuna hükümme, öyle yazılmaz, böyle yazılır gibi adeta bir taklide gitme durumudur arkadaşlar, cebinizde kalsın. Parodiye baktığımız zaman sağ parodi. Bir eserin içerik yönünden örnek alınması arkadaşlar. Tamam, Yusuf'u Züleyha'lar bunun en güzel örnekleridir değil mi? Aman dikkat. Günümüzde de birçok yazan var. Doğal olarak günümüzde derken Cumhuriyet sonrası diyelim, daha doğru olur. Modernizm, postmodernizm esas alanlarda da bu çok fazla vardır. Aynı adla yazar mesela adam. İçerik çok benzerdir, aynıdır neredeyse. İşte buna da parodi diyoruz. Montaj tekniğine baktığımız zaman arkadaşlar, aman dikkat. Başkasına ait bir yazının tümünün ya da bir kısmının eserde yer alması. Montaj yapmak, almak. Oradan böyle parçayı alıp koymak gibi 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 anlamlara gelecek. Başka da bir şey olmasın hocam. Bembeyaz bir sayfa bizi bekliyor olsun. Sizden ricam, bakın tekrar tekrar söylüyorum. PDF yine konulabilir ama sizden ricam bunları yazmanız. Zaten video 8-10 dakikalık bir video. Bir 10 dakikada senin tekrar izleyip ikinci izlemede yazın lütfen. Daha önce bahsetmiştim videolar nasıl izlenir videosunda. Videolar nasıl izlenir videosu. Evet, orada anlatmıştım arkadaşlar. İlk izlemeniz anlamaya yönelik, evet böyleymiş şöyleymiş, tamam, olmalı. İkinci izlemenizde artık istediğiniz yerleri not ederek gitmelisiniz. Burada tamamını not edin. Özellikle kamp hedef 24'te arkadaşlar, bakın 4. güne geldik. Bence eksiksiz 4 günü de bir A4'e, deftere, ajandaya bir yere yazın arkadaşlar. Bakın üşenmeyin. Burada çok güzel seçkiler var. Burada çok güzel derlemeler var. Bunlar çok işinize yarayacak sizin. Yarın konuyu anlattık bitti hocam deyip kaybolduğum zaman ya parodi pat diye çıkar, sıkıntı olur. Ya ben konuyu anlattım, orada liste var, herkes desin dediğim zaman pastiş karşınıza gelir, patlarsınız. O yüzden sınav anına kadar yanınızda olmam lazım arkadaşlar. Sürekli farklı adlarla, farklı konularla, farklı noktalarla karşınızda olmam lazım. Bakın mesela bu kamp hedefi 24 inanılmaz bir seçkidir. Gerçekten çok önemli kavramlar var. Arada, derede, detay, ayrıntı ne varsa onlar da var. Ama lazım olan noktasıyla, yani saçma sapan alakası şeyler yok arkadaşlar, tamam. Bunların tamamı lazım. Bir A4 alın arkadaşlar. Parodi karşısına kısaca, montaj karşısına kısaca, ne bileyim gösterme, özetleme, şu bu, karşısına kısaca yazarsanız inanılmaz yol alırsınız. Açık kalmaz. Özgüveniniz gelir. Ben tamam hocam, ben bu işi biliyorum demeye başlarsınız artık.
Tamam, aman dikkat, aman dikkat. Bunları lütfen yazın, üşenmeyin. 5. 6. günde de yazmaya devam edin. Ben böyle saçma sapan alakası yazılmayacak noktaları zaten anlatmıyorum ama olur da değinirsem bunu yazmayın derim zaten. Şu 4. günün şu saniyesine kadar lütfen her şeyi satır satır not edin, tamam. Edebiyata çalışmayı bırakmıyoruz. Sürprizler gelecek, içiniz rahat olsun. Önce bir Türkçe'de sürprizi bu arada patlatalım. Ocağın şöyle sonuna doğru birkaç günümüz var inşallah. Patlatalım, zaten sonunda sayılırız. Birkaç günümüz kaldı ama olsun. O Türkçe'de bir bomba patlasın. Ondan sonra da edebiyat bombası gelecek. Çok işinize yarayacak. Sınavdan önce görmeniz gereken şeyler olacak orada. Bakalım neler olacak. O zaman hiç uzatmayayım. Yarın inşallah görüşmek üzere. Kolay gelsin hocam. Hadi.